Sevgili dostlarım, hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Bugünkü kahve seçte, bakınız, Gold Tarot'la beraber bir kahve fincanım var ve kırmızı renkli bir tarot destemle diğer kahve fincanım var. Hangisini istiyorsanız, gold olan takımı mı istiyorsunuz, kırmızı olan takımı mı istiyorsunuz, ona göre yoğunlaşın. Telepatik anlamda lütfen oraya mesajı yollamaya çalışın. Niyetiniz neyse yüreğinizden geçen, zihninizden akan ve yaşamını bütünleştiren ne varsa lütfen oraya yoğunlaş. Biraz sessizlik rica ediyorum. 10 saniye kadar sessizlikte. Şöyle bir baktığımda sevgili arkadaşlar, kahveye bazı duygu ve düşüncelerinizde dağınıklık olduğunu görüyorum. Olaylar bir köşeye bir noktada yoğunlaşmış ve siz şöyle bir şey var, incecik bir ip ve üzerinde o ip böyle gergin, ince bir ip üzerinde yürümek zorundasınız. Kısacası sizden bir imtihana girmenizi isteniyor. Hem ruhsal anlamda hem maddesel anlamda maddi manevi bir imtihandan geçiyorsunuz. Sizden adeta böyle cambazlık yapmanız isteniyor. Bir gergin ip üzerinden inanır mısın geçmeyi başarıyorsun. Buradan geçen, ipin üzerinden geçen bir insan var ve orta yaşlı bir hanım. Ya sen ya ailenden birisi senin adına bu imtihandan geçiyor ve kısa sürede iyileşmeler yaşanacak, mutluluklar yaşanacak. İnce uzun yüzlü bir adam, başında kakule var böyle, sanki nasıl diyeyim, bir şaman gibi, bir şifacı gibi bir adam. Böyle elinde bir şey var, yani size doğru bir tütsü mü veriyor, size doğru bir mum mu veriyor, böyle size dumanlar tüten bir şey veriyor. Kısacası bir dileğin varsa mum yak, tütsü yap, hemen kabul olacak. Mutlaka dua etmen isteniyor, tütsü yakman, evrensel sistemle bütünleşmen isteniyor. Bunu yaptığın zaman çok güzel olaylar yaşayacaksın. İstanbul ya da Kocaeli gibi bir yer. İstanbul Kocaeli olabilir, Sakarya Çanakkale tarafı olabilir. Böyle Boğaz gibi, böyle deniz gibi, deniz taşımacılığının olduğu bir yerdesin ve bir şehir değişimi sana çok iyi gelecek. Şehir değişimi, hava değişimi seni ferahlatacak, rahatlatacak. Bir koltuğun üzerine oturmuş bir genç kız var ve bir haber bekliyor. Haber bir engele takılmış. Bakalım o engel aşılacak mı? Engel de böyle kör kuyu gibi bir şey. Sanki karşıdaki kişinin böyle zihni karanlık ve yanlış bir insan seçmiş gibi bu genç kız. Bakalım bu yanlışından vazgeçecek mi? Onu söylüyorum. Şimdi şöyle de bir baktığımda haneye bir ay doğduğunu, bir hilal doğduğunu, yeni başlangıçların çok iyi geleceğini, ailede bazı maddi sorunlar olduğunu, bu maddi sorunların 7 ay gibi bir süre tek düze gideceğini, bazen iniş olacağını ama yükselişin 7 ay sonra olacağını söylemeli. Bakalım gold olan tarot destesi neler bize vaat ediyor? Niyetiniz neyse onun üzerine yoğunlaşın. Şimdi şöyle bir baktığımda, evet, kadersel döngü, kader çarkı senin için dönüyor.
Kesinlikle ve kesinlikle şansın yaver gidecek. Çabaladın, uğraştın, emek sarf ettin. Her şey aynı oldu. Pek bir şey değişmedi. Birdenbire yıldızsal bir değişim, bir Jüpiteryen değişim seni şans ve bolluğa kavuşturacak. Hiç üzülme. Bakalım engeller neymiş? Engeller nedir? Şu anda herhangi bir engel gözükmüyor. Sadece yıldızsal bir etkiymiş. Ve sen yüksek idealler peşinde koşarken o sıralar gökyüzü biraz karışıkmış. Yıldızsal etki sana engeller koymuş. Fakat yakın zamanda çatışmadan kurtulacağın ve bir mutlu yuva kuracağın gözüküyor. Sen ya da bir yakının mutlu bir yuva kuruyorsun. Bakalım maddi olanakların nedir? Maddi olanaklar için biraz daha beklemen lazım. Çok duygusal davranma ve değişim var. Şehir değişimi var kesinlikle. Şehir değişimi sana çok iyi gelecek. Biraz depresyonun var. Lütfen bir psikolog ya da bir nasıl diyeyim, bir psikiyatriye git, bir hafif yatıştırıcı iyi gelecek. Çünkü çok önemli bir şey yok. Biraz uykusuzluktan, çalışmaktan yorgunsun. Bakıyorum neler var. 2 ay içerisinde şehir değişimi olacak. Resmi bir işe gireceksin. Kendini çok mutlu ve zinde hissedeceksin. Haydi gözün aydın. Bakalım sevgili arkadaşım. İkinci takımı seçenler, kırmızı olan tarot destesini seçenler. Bakıyorum sizde neler var. Bakınız tabağa bakar bakmaz görüyorum. Şurada bir dil yarası alınmış. Bakınız bu gördün müydü? Bunu dil yarası derim. Birisi seni yaralamış. Lütfen ona uyma. Kötü birisiymiş. Belki ailede kötü bir eğitim aldı. Eğitimsiz, cahil bir insanmış. Lütfen ona uyma. Bir dil yarası aldığını görüyorum. Kendini kısa sürede toparlayacaksın. Toparlama fırsatı bulacaksın. Bir de içinde bulunduğun bir çemberin açıldığını, bir ateş çemberinden çıktığını görüyorum. Özellikle ve özellikle sevgili ikizler, sevgili aslan, sevgili oğlak burçları, içinde bulunduğunuz sıkıntılı süreci atlatıyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Şöyle bir baktığımda sevgili arkadaşlarım, dedikodu görüyorum bu fincanda. Bol miktarda dedikodu var. Hani bol miktarda bereket olacağına, bol miktarda para olacağına, bol miktarda dedikodu. Ne yapalım? Yani sen de böyle bir dönemden geçiyorsun. Bir dedikodu var ama sen o dedikoduları böyle yığmışsın, yığmışsın, üzerine oturmuşsun. Tekmeyle de bir yaşlıca kadın, yaşlı ama kötü kalpli bir cadı gibi bir şeye bir tekme vuruyor bir erkek. Öyle bir gidişi var ki o kadını hayatından çıkartıyor, o kadını komşuysa komşuluktan çıkartıyor, o dedikoducu kadını alt etmeyi başarıyor. Tren gibi bir yer var, tren. Bir tren var sıralanmış ve bir yola gideceğinizi, kendinizi iyi hissedeceğinizi söyleyebilirim. Lokomotif etkisi gören bir olay var. Yani bir şeyler peş peşe sizi sevindirecek ve seri halde kazançlar elde edeceksin. Dedikodulardan ve kem gözlerden 72 gün içinde kurtuluyorsun. Ve şunu söylemeliyim çok net olarak, özellikle balık burçlarına büyük kısmetli işler var. 42 bin lira kadar bir para girişi var. Bu seni ziyadesiyle memnun edecek. Dedikoduyu falan bir yana bırak. 42 bin lira kadar para girişi ne zaman olur? Kesinlikle ve kesinlikle Eylül ayında bunu alacaksın. Bakalım dil yarası ne olacak? Dil yarası ne olacak? Şöyle bir bakıyorum. Evet, dostlar kalbinizle ilgili bazı sorunlar var. Kalbinizle ilgili sorunlar biraz üzüntüden olmuş, biraz maddi kaygılardan olmuş. Önce can, sonra canan diyoruz. Önce canınızı bir hastane işlerine hallet. Bu kalple ilgili sorunlar, bak kalp ya resmen kalp çıktı. Böyle kalple ilgili bir sorun çıktı ve burada bir at nalı görüyorum. At nalı nazara karşı kullanılır. Bir at nalı as ve nazara karşı önlemini al. Uzaklardan alacağın habere seviniyorsun.
Uzakta bulunan sevgiliye kavuşuluyor. Uzun bir telefon konuşması yapacaksın. Çok hayırlı ve çok uğurlu bir telefon konuşması olacak. Bakalım tarot destemiz ne diyor aziz dostlarım? Küpem düştü bu arada. Ama düşüp almayacağım. Çünkü orası ilgimi çekmiyor. İlgimi çeken yer burası. Yani şimdi inceli bir kolye taktım. Bunu yeni aldım. Trendyol'dan. Melekli bir kolye. Dedim ki bu inceli de hani küpeleri takayım dedim. İncili küpelerim eski. O yüzden biraz yalama olmuş. Düşüyor ikide bir de kusura bakmayın. Ama kolyem herhalde güzel. Benim pek çok melekli kolyem var. Bu da onlardan birisi. Onlara arkadaş olarak geldi. İyi ki geldi. Bugün beni çok sevindirdi. Meleklerim lütfen yanımızda olun. En güzel okumaları yapalım. Şimdi şöyle bir baktığımda sağlık durumunu soralım mı? Sağlık durumu nedir? Evet, sağlık durumu bir dayanak, bir ve de destek alıyorsun. Bir psikolojik destekten sonra kalple ilgili sorun, böbrekle ilgili sorun, mide ile ilgili sorun sıfırlanıyor. Aynı zamanda şöyle bir baktığımda duygusal hayatındaki çalkantılar seni bir hayli yıpratmış, sebep o. Evet, hayat mücadelesine girdiğini, kazanacağını görüyorum. Ve aile içi çatışmalar var. Senin dışında birileri çatışıyor ama sen çok üzülüyorsun buna. Yakın zamanda komşularla ilgili bir sorun yaşayabilirsin. Yakın çevreyle ilgili bir sorun yaşayabilirsin. Hepsini de göndereceksin dışarıya. Ve bir saldırıya maruz kalmışsın. Sözlü saldırı veya bir suçlama. Bir suçlamaya maruz kalmışsın. Bakalım ne cevap veriyorsun? Kesinlikle gardını almışsın ve onları susturmayı başarmışsın. İkili ilişkilerde biraz soğukluk var ama sonuçta bakalım neler olacak. Ayrıldığın sevgilin seni arayacak ve şu anda gizli gizli senin ne yaptığını soruşturuyor. Dostlarım, tarot okuması veya kahve falı bakımı konusunda yardım almak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506. İlk defa izleyenler için Astro Canan ben. Beğendiyseniz beğeni butonuna lütfen basınız, abone olunuz. Hep beraber büyüyelim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.